Vatikan'da koronavirüsüne karşı alınan tedbirler nedeniyle geleneksel pazar duası ilk kez canlı video bağlantısı ile yapıldı. Papa Francesco geleneksel pazar duasını Vatikan'daki Apostolik Sarayın kütüphanesinden yönetti. Avrupa'nın en ağır koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olan İtalya'nın sınırları içinde yer alan Vatikan'da virüse karşı alınan tedbirler nedeniyle geleneksel pazar duası ilk kez canlı video bağlantısı ile yapıldı. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco geleneksel pazar duası Angelus'u Vatikan'daki Apostolik Saray'ın kütüphanesinde kaydedilen videoyla yönetti. Canlı yayın Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda kurulu ekranlardan, burada toplanan kişiler tarafından takip edildi. Papa dua sonrası ise pencereden meydandaki insanları birkaç saniyeliğine selamladı. Papa dua sonrası yaptığı konuşmada koronavirüs krizine de değindi ve mevcut koronavirüs salgını nedeniyle acı çeken kişiler ve onların bakımıyla ilgilenenlerin dualarımla yanındayım dedi. Papa Francesco soğuk algınlığı nedeniyle Paskalya orucuna katılmamıştı. Bu nedenle Papa'nın koronavirüs kaptığı iddiaları ortaya atılmıştı. Papa Francesco'nun koronavirüse yakalandığı iddiaları son buldu. 88 yaşındaki Papa'ya yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı belirtildi. Vatikan pazar duası ve çarşamba günkü genel kabul töreninin video bağlantısıyla yapılması kararının Aziz Petrus Meydanı'na girişler sırasında kalabalık arasında COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alındığını belirtti. Papa'nın her çarşamba yaptığı genel kabul töreni de bu hafta aynı şekilde video bağlantısıyla düzenlenecek. Papa Francesco konuşmasında ayrıca Suriye'deki savaşta son yaşanan gelişmeler yüzünden kaçmak zorunda kalan insanların insanlık dışı koşullara maruz kaldığını da söyledi. Papa, aralarında çocukların da bulunduğu bu savunmasız insanların hayatlarının tehlike altında olduğunu ve bu durumun kendisine acı verdiğini belirtti. Bu insani krizden gözlerimizi kaçırmamalıyız dedi.